Merhaba, her hafta olduğu gibi Hıncal Uluç'la baş başayız. Hıncal abinin o güzel evinde. Havalar soğudu Hıncal abi, evin içinde devam ediyoruz yayınlarımıza. Bahçe keyfini, pastırma yazını bekliyoruz ama. Yani aslında belli olmuyor. Rüzgar böyle olsa az ya da yok dışarıda gene devam edebiliriz ama bir ara biz dışarıda yemeği o yüzden yedim. Öğlen yemeğini ki nedir durum diye. Arada bir nasıl bir rüzgar esiyor? Dedim ki yok yani Ligde şey. de rüzgarlar esiyor. Oraya bağlamak için ben böyle girdim. Rüzgar mı diyorsun sen ona? Fırtına Ne demek lazım. kadar kasırgalar. Kasırgalar. Çok ilginç bir haftayı geride bıraktık ligde. Yani. 8. hafta. Özellikle Çaykur Rizespor Galatasaray mücadelesi çok konuşuldu. Fatih Hoca'nın açıklamaları sizin de gündeminizde mutlaka. Galatasaray'la başlayalım isterseniz. Efendim, daha güncel Cüneyt bir konu var. Yani Buyurun. daha da pek işine dalamadım ama yani başlangıcından beri Türk futbolunun üst yapısındaki havalara tamamen ters bir rüzgar esiyor sanki. Yani biz çocukken, sen dünyada yokken ki zamanlardan söz ediyorum. 5 yaşında, 6 yaşında aklım ermeye başladı şeye, futbola. Ve işte iki tane dayım, Necati dayım bizim Meşhur. medya tanır Bilgiç, bizim Gürcan'ın babası. Bir de onun abisi Subay Hayati. Hayati dayım fanatik Galatasaraylı, Necati dayım fanatik Fenerbahçeli. İkisinin de şeyi, uğraşları, yeğenleri, bizim aile büyük aile. Kilis tarafa özellikle. Yeğen dediğin tonla maşallah. Yani o yeğenleri kendi tarafına çeken Türkiye çapında oran yükseldir. Öyle bir aile. Uğraşıyorlar. O zamandan beri hissettiğim, sonra da gazeteci olunca işine girip gördüğüm bir tablo var. Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray. Ve ikisinin de dostu Beşiktaş. Fener'e karşı Galatasaray Beşiktaş'ta dost. Galatasaray'a karşı Fener Beşiktaş'ta dost. Yani şöyle ifade edebilirim. Bir Galatasaraylı diyor ki ben şampiyon olamıyorsam Beşiktaş olsun. Fener olmaz. Bir Fenerli diyor ki ben şampiyon olamazsam Beşiktaş olsun. Galatasaray olmaz. Öyle bir rüzgar vardı. Şimdi bu hafta içinde gazetelere bakıyorum, okuyorum, ediyorum. Ne yazık ki ülkemizde muhabirlik çok azaldı. Yoksa bu havanın manşetlerde olması lazım, yorumlarda olması lazım. Onun için bugün özellikle bu şeye getirdim. Bugün gazetede Ahmet Çebi Başkan, Beşiktaş Başkanı'nın çok açık sözleri var. Herhalde bir ajans verdi ki haber olarak hepsi girdiler. Ali Koç ve Burak Elmas Beşiktaş'a karşı birleştiler. Bu tarihte bir ilk. Türk futbol tarihinde. Ezeli rakipler Beşiktaş'a karşı işbirliği yapıyorlar. Beşiktaş şampiyon olmasın. Yani ya sen ol ya ben olayım havası şeyin verdiği. Şimdi bunun tüm Türkiye'de konuşulması lazım aslında sevgili Cüneyt. Bu hava gerçekten var. Ali Koç'un sözlerine bakarsan, Ali Koç'a paralel konuşan Burak Elmas'ın sözlerine de bakarsan, bu hava gerçekten var. Ama ne kadar samimi. Samimi olan bir kişi var bence, Çebi. Çebi bunlar bana karşı birleştiler diyor. Görüntü öyle. Ama bu birleşmeyi havasını yaratan Ali Koç'un sözleri. Ali Koç ne derece samimi? Ali Koç kafasında yani
kafasının her yerinde Galatasaray, bak bu kelimeyi dikkatle seçerek kullanıyorum. Galatasaray nefreti olan bir adam. 52 kişi aldı, değil mi? Evet. Başkan olduğundan beri. Bunların büyük bir çoğunluğu hiçbir işine yaramayacağını bile bile sırf Galatasaraylı diye ya da Galatasaray talip oldu, onlar almasın diye transfer ettikleri. Yani Fenerbahçe'nin ihtiyacı var diye değil. Galatasaray'a entegre, Galatasaray'ı acıtsın diye. Ya zaten boğazına kadar borçlu bir kulüp Galatasaray'ı acıtsın diye transfer yapar mı? 3 kuruşa 5 kuruş alsa neyse. Yani eşek yüküyle taşınan erolar vererek yapıyor bu transfer. Şimdi bu Ali Koç ne derece samimi olarak Galatasaray şeyi olabilir? Taraftarı olabilir diye düşünürken şöyle dedim ki bir şeye bakayım. Puan cetveline. 8. hafta. Yani birinci yarını aşağı yukarı yarısı. Evet. Fenerbahçe birinci durumda. Puanı 19. Beşiktaş 3. durumda. Puanı 17. 2 puan gerisinde. Bir beraberlik farkı var. Galatasaray nerede? 8. durumda 14 puan. 5 puan geride. Birinciden. Şimdi Ali Koç kardeşimiz acaba liderlik durumda ya. Yaklaşan tehlike Galatasaray değil Beşiktaş. Birinden 2 puan, öbüründen 5 puan öndeyim. Birine bir beraberlik, öbürüne bir beraberlik, bir mağlubiyet farkımız var. Hangisi ne tutarsın orada birinci durumda kalmak için? Doğru. Yakın tehdide tedbir alırsın, uzak tehdide değil. Hele şu yakın tehdidi bir halledelim, uzağa sonra düşünürüz. Böyle bir düşünce Ali Koç yapısına uyar mı? Kafasında aslında Galatasaray nefreti olan, çocukluğundan beri böyle büyümüş ve kulüp yönetiminde de kulüp başkanlığına da öyle davranmış Ali Koç'a uyar mı? Uyar. Niye uyar? Ali Koç'un durumu Fenerbahçe camiasında çok sarsıldı. Yani seçildiği günü hatırla, beraber hep beraber televizyondan izledik. O stadyumun hali neydi? 25 bin oy, 5 bin oy karşılığında Aziz Yıldırım gibi. Fenomen bir başkan. Evet, efsane bir başkana karşı 5 misli oy alarak ve kıyamet kopuyor, yıkılıyor stadyum. Bugün zangır. Bu sene muhakkak şampiyon olması lazım Fenerbahçe. Yani Galatasaray nefretinden önce kendi kellesi var. Şimdi tabii bütün sevgili Güneş, bu söylediklerim benim düşüncelerim. Bu kadar spor yazarı kardeşim var. İşleri spor, sadece sporla uğraşıyor. Onlar ne düşünüyorlar? Onlar bu tartışmaya niye girmiyorlar? Onların muhabirleri bu işi niye araştırmıyor? Ali Koç'a ne oldu da birdenbire Galatasaray'a yanaştı? Bugüne kadar şunları söylemiş, yapmış adam ne oldu birdenbire? Fahri Galatasaray'la işi mi konuşmaya başladı? Burak'a bir şey demiyorum. Burak fevkalade tecrübesiz. Daha kendi kulübünü doğru dürüst yönetemiyor. Geldiğinden beri bana sorarsan gene bir yıl ağır hatalar yaptı ve devam da ediyor hatalı yapmaya. Yeni hata mı yaptı Ali Koç'un davetini hemen kabul ederek? Ama bunların muhakkak araştırılması, tartışılması lazım.